Merhaba, iyi günler, iyi hafta sonları. Devlet Bahçeli'nin DEM Partililere uzattığı el ve ardından yaptığı, Salı günü yaptığı grup toplantısında yaptığı konuşma ve Türkiye'de yeni bir çözüm süreci mi başlıyor tartışmaları. İşte bütün bunları siyasetçi, Kürt siyasetinin içinden bir isimle Altan Tan'la konuşuyoruz. Altan Tan şu anda Diyarbakır'da. Altan merhaba. Merhabalar, hayırlı günler. Hayırlı günler. Dönüp dönüp aynı şeyleri tartışıyoruz farkındaysan. Özellikle seçim önceleri Erdoğan'ın Kürtlere yönelik hamleleri olup olmayacağı konuşulur. Ama Devlet Bahçeli ile ortaklığı nedeniyle bunun çok da kolay olmayacağı da vurgulanırdı. Sen de yaptığımız birçok yayın var biliyorsun. Onlarda da Evet. dönüp dolaşıp aynı şeyler hep. Özellikle de AK Parti'nin Kürtleri var ya, milletvekili, bakan vesaire. Onlar hep böyle bir bunu sürekli sıcak tutmaya çalışırlar ama bir şey çıkmaz. Bu sefer ama Bahçeli'nin kendisinden bir hamle geldi. Bahçeli önce meclis açılışı sırasında DEM Partililerle el sıkıştı gayet samimi bir şekilde. Sonra da Salı günü ne dedi? Ben öyle rastgele anlık bir olay değildi, bilerek yaptım. DEM Parti'nin Türkiye Partisi olmasını istiyorum dedi. Halbuki daha önce biliyorsun bu parti kapatılmalı, maaş verilmemeli falan diyordu. Bu eli niye uzattı Altan? İnan edin, çok lafı fazla uzatmadan söyleyeyim. Bilgi anlamında bir bilgim yok. Kafadan atmayı da seven biri değilim. Yani birçokları gibi bu televizyonları her gece dolduran zerzevat gibi kafadan atmayı da sevmiyorum. Ama yorumlarım olabilir, yani görüşlerim olabilir. Tabii Bunları tabii zaten söyleyebilirim. bilmeni söyle kastetmedim. Sence Evet. neden? Sence görüşünü tabii ki Evet. sor. Tabii. Yani bence bundan sonra söyleyeceklerimin hepsi yorumdur. İsabetli olabilir, olmayabilir. Şimdi sen de biraz evvel söyledin ya, işte yıllardır bu mevzuları tekrar tekrar konuşuyoruz. Senden bizim ilk tanışıklığımız, arkadaşlığımız işte 1991'de Refah Partisi'nin Alparslan Türkeş'le kurduğu Seçim İttifakı dönemiydi. 91'den işte bugüne hesap edersek ne kadar geçmiş? 33 sene geçmiş. 34. seneye. Şimdi 34 senedir biz bunu defalarca konuştuk, tartıştık. Peki şu an olan biten ne? Benim görebildiğim şu. Birincisi, Türkiye dışarıda sıkıştı. Yani dışarı dediğim Amerika ile Çin savaşında işte İran'ın, Hizbullah'ın, Hamas'ın, yani Çin tarafına düşen, İran tarafına düşen tarafın kesin ve ağır bir darbeyle tasfiye edilmesi, Orta Doğu'nun işte yıllardır süren yeniden şekillenmesine artık bir şekil verilmesi, Türkiye'nin de bu Çin, İran, Rusya ekseninden tekrar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği çizgisine çekilmesi için olan biten bir sürü hadise var. Konumuz direkt bu olmadığı için, yani en direkt olduğu için fazla girmeyeceğim ben bu mevzuya. Ama şu an yani iktidar, hükümet, Erdoğan, AK Parti, Bahçeli dışarıda sıkıntılı derken bunu kastediyorum. Onun için bunları söylüyorum. İki, içeride sıkıntılı. İçeride niye sıkıntılı? İçeride de işte ne doğru yapıldı, ne yanlış yapıldı bunları bir yana koyalım bu 22-23 sene ama ciddi bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz de Kürt, Türk, laik, dindar, işte Alevi, Sünni dinlemiyor. Herkes rahatsız. Herkes rahatsız olduğu için de iktidarda ciddi bir güç kaybı. İşte en son yerel seçimlerde de bu açık seçim görüldü. CHP birinci parti oldu. Şu anda da iktidar bir türlü toparlanamıyor. Şimdi içerideki bu sıkıntı ve dışarıdaki bu sıkıntıyı aşması için yollar arıyor. Bir de üçüncü bir sıkıntısı var ki bence Tayyip Erdoğan için en önemlisi de belki bu. Tekrar başkan olmak istiyor. Yani iktidarı bırakmak istemiyor. E nasıl olacak bu? Yani nasıl bu zor eşitten işte teşbihte hata olmaz, Sırat Köprüsü'nden nasıl geçecek? Bunun için işte hemen seçimlerden sonra Özgür Özel'le başlayan
Ekrem İmamoğlu'nun tasfiyesini içinde barındıran bir yakınlaşma. Arkasından işte bu HDP ile DEM Parti ile olan yakınlık. Ne için bunlar? Birincisi, Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için 360 oy lazım. Bu 360 oyla erken seçim kararı da CHP veya DEM Parti, yani başka türlü sayıyı tamamlama operasyonu olmadan iktidarda yok. İktidarın şu an 360 oyu yok. Bir, bunu sağlaması lazım. Bunun için bir yumuşak zemin hazırlaması lazım. Onun için de işte anayasa değişikliği diyorlar. Anayasa değişikliği de tamamen laftan ibaret. Çünkü yani Kürt meselesini çözmeyecek, Alevi meselesini işte çözmeyecek, ekonomik çarpıklıkları düzeltmeyecek, hak ve hukuku rayına oturtmayacak, demokratikleşmeyi tam olarak tesis etmeyecek bir anayasa asla yeni anayasa değil. İşte ilk 4 maddeye dokunamazsınız, 4. maddeye hiç dokunamazsınız, 42. maddeye dokunamazsınız, 66. maddeye dokunamazsınız. Peki neyi değiştireceksin? Yani sigorta kanunuyla tapu kanununu mu değiştireceksin? Ama hedef şu, bir şekilde Erdoğan'ın tekrar seçilmesini sağlamak, yani aday olabilmesini sağlamak, aday olması olabilmesi için de 360 oyun elde edilmesini sağlamak, bunun için de bazı siyasi rüşvetler verilir. Bu siyasi rüşvetlerin bir kısmı yarı başkanlık sistemine dönüş veya güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş şeklinde olabilir. Yani CHP'nin ikna edilebilmesi için. Kürtlere de yine böyle işi, meseleyi kökten çözmeyecek ama yani işte kısmen bir iyileştirme sayılabilecek, esas ana noktalara dokunmayacak bazı yumuşamalar olabilir. Peki Adnan, Altan nereden? Allah. Tam bu yumuşamalar dedin, şimdi ilk tepkilere bakıyorum. Ben mesela daha bu şeyden önce burada Ayşegül Doğan'la yayın yaptım, DEM Parti sözcüsü. Bahçeli'yi sorduğum zaman çok olumlu cevaplar verdi. Bunlar iyi şeylerdir dedi. Şu ana kadar çok olumsuz bir çıkış, bizi kandırmak istiyorlar falan gibi çıkışlar olmadı. Şimdi de mesela bakıyorum, Sırrı Sakık mesela bir röportaj vermiş. Çok önemsediğini söylüyor ve diyor ki iktidar diyor bir yol temizliği yapmalı vesaire falan. Ama bir diğer yandan iktidar sözcüleri de değişik vesilelerle Efkan Ağla dedi, başkaları da dedi, yeni bir çözüm süreci yok dedi. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla yeni bir çözüm süreci, adı her neyse, böyle bir şey olmayacak ama bir şey olacak. Sen de dedin ki işte gönül alıcı bir şeyler. Ne olabilir DEM Parti'nin ve tabanının tabii ki razı olabileceği köklü bir Kürt sorununu çözmeye yönelik değil ama bir takım şeyler. Mesela kayyum atamamak mı? Ya da neler olabilir? Neye razı olabilir DEM Parti mesela? Yani neye tabii razı olabilir onları tam olarak bilemiyorum. Kendileri cevap verecekler. Ama Kürt kamuoyu için şunlar olabilir. Şu an en önemli sorunlardan birisi cezaevi sorunu. Yani on binlerce Kürt siyasetçi veya Kürt meselesi hakkında fikir beyan eden kişi, siyasetçi olmasa da, bunlar cezaevinde. İkincisi, bunun 3-4 misli cezaevi kapılarında, yani ben de dahil, işte ceza almış, yargılanmış, istinaf tasdik etmiş, Yargıtay'da bekliyor. Bu konuda bir düzenleme olabilir. Yani en azından cezaevlerinin kısmen boşaltılması için bir şeyler yapılabilir. Onun ötesinde işte bu kayyum meselesi, zaten bir Hakkari'ye kayyum atanmasının ötesinde başka bir kayyum olayı yaşanmadı. Bu şekilde belediyeler devam edebilir. İşte Kürtçe, konser, yazı işte vesaire, bu gibi sosyal faaliyetlerde kısmi bir müsamaha, yani göz yumma olabilir. Tabii hep bunları bilir diye söylüyorum. Yani olabilir diye söylüyorum. Şu ana kadar bir şey yok. Hatta bilakis mesela Diyarbakır'da şu an Kültür Yolu Festivali yapılıyor. Yani yeni valiye de buradan sesleniyorum. Yüz yüze konuşmak nasip olmadı yeni vali beyle. Çok yoğun olduğu için herhalde fırsat bulamadı bizim gibi insanlarla görüşmeyi. Tabii çok ağır yük var üzerinde. Büyük devlet adamları bunlar.
öyle boşa geçirecek zamanları yoktur bizim gibi insanlarla. Şimdi ona da şunu söylüyorum. Kültür Yolu Festivali düzenliyorsun, Türkçe yok içinde. Kürt yok. Yani hangi kültür, nerenin kültürünü, Lüleburgaz'da mı yapıyorsun, Vali Bey bunu veyahut da işte Tekirdağ'da mı yapıyorsun bunu, Diyarbakır'da yapıyorsun. Bir etrafına dön bak, yani buranın kültürüne, edebiyatına, sanatına, halkın konuştuğu dinle. Onun için hep olabilir diyor. Yani olur mu, olmaz mı veya bunlar olduğu zaman da tatmin eder mi, ciddi bir çözüm sayılır mı? Bunu yani DEM Parti kendi değerlendirecek. Kürt halkı da oy verirken kendi değerlendirecek. Ama gönlümüz karamsar cümleler kurmak istemiyor. Yani şimdi siz biraz evvel örnek verdiniz. Sırrı Sahın, işte Sayın Ayşegül Doğan Hanım'ın, Ahmet Türk'ün beyanatları var. Ama ortada henüz böyle elle tutulur, gözle görülür, balıklama atlanılacak bir şey yok orada. Ha, keşke olsa. Yani dediğim gibi karamsar cümleler kurmaktan hoşlanmıyoruz ama işte meşhur bir laf var. Osman Bölükbaşı'nın meşhur bir şiiriydi. Bunun tekerleme kısmında diyor ki, kendi hayatını anlatırken diyor, çok arefe gördü, bayram görmedi. Beyhude geçen ömre yanar. Yani her seferinde işte şunlar olacak, bunlar olacak, şöyle olacak, görüşülüyor falan deniliyor. Ondan sonra bunun işte altından günübirlik basit bir operasyon çıkıyor. Peki sen İnşallah bu sefer de değil. Yıllardır bunları yaşamış birisi olarak çözüm sürecinde de çok aktif bir şekilde mekik dokuyanlardan birisi olarak kişisel olarak ne düşünüyorsun? Hakikaten bir şeyler iyileşir gibi bir hissiyat var mı içinde, yoksa yine böyle bir zaman kazanmaya yönelik bir hamle mi söz konusu? Şimdi Yılmaz Erdoğan'ın meşhur bir şiiri var, hepimizin, herkesin bildiği. Diyor ki, ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyorum. Çok güzel bir şey, tam. Şimdi biz de yani çözüm sürecinin bilmem neyini seviyoruz. Hani hayalini. Veya işte Mevlana'ya diyorlar ki, Şems geldi, çıkarıp üzerinde ne varsa hepsini bahşiş olarak veriyor. Ya diyorlar ki, seni işte kandırdık, aldattık, işte yalan söyledik. Diyor ki, ben bu yalana bütün bunları verdim. Gerçek olsaydı belki canımı verir. Şimdi keşke ciddi bir şeyler olsa, ciddi hazırlıklar olsa, ama ben işte bu kadar yıllık iyi kötü tecrübemden sonra, yani bu konuda öyle sahte bir tevazu içinde de değilim. Yani bildiğim kadar, çünkü bildiğim konular bunlar, bir ömrü böyle geçirdim. Gördüğüm kadar, bildiğim kadarıyla ciddi bir hazırlık görmüyorum. Ama keşke olsa, dediğim gibi, ciddi bir hazırlığı niye görmüyorum? Yani bu işler böyle sabah kalktım, akşam yaptım değil. Bunun bir altyapısı var, görüşülecek insanlar var, kamuoyu var, bir proje işte hazırlığı var. Siyasi tabirle yoklamalar var. Yani bütün bunlar, biz kız bir kız istemesinde bile biliyorsunuz, önce işte bohçacılar gider, yakın konu komşu gider, kızlar oran bir şekilde birbirini görür veya görüştürülür, bir ön hazırlık olur. Ondan sonra da istemeye gidilir, işte söz kesilir, şerbet içilir, nişan yapılır. Neyse. Ben böyle bir süreç görmüyorum. Yani bana intikal eden, benim şahit olduğum, içinde olduğum bir süreç görmüyorum. Ama tekrar tekrar söylüyorum, keşke olsa, çünkü Türkiye hem dışarıda ciddi bir sıkıntı içerisindedir. Yani bu Çin, Amerika, Avrupa Birliği çatışmasında Orta Doğu mutlaka yeniden şekillenecek. Kaç devlet tamamen çöktü. Irak, Suriye, Lübnan, yani bunlar Türkiye'yi mutlaka etkileyecek. Buradaki Kürt sorununun mutlaka doğru düzgün bir çözüme, Türkiye'nin lehine bir şekle bürünmesi lazım. Ama işte biz Beşar Esad'la anlaşalım, beraber gidelim, işte Kürtleri, PKK'yı vuralım, İşte ondan sonra da eskiye dönelim, bu kafadan da hiçbir şey çıkmaz. Peki, o bölgesel meseleye tekrar geleceğim ama şimdi şu içeriden biraz daha devam edelim. Şunu İşte ben devam edeyim istersen. İçeride de işte bizim oylarımız düştü, yeniden başkan olmak istiyoruz. İşte Özgür Özel'e başbakanlık teklif edelim, Erdoğan başkan olsun, Özgür Özel başbakan olsun veya tersi, yani başkanlığı bir CHP'li aday kazanırsa AK Parti yine en azından koalisyon ortağı olsun. Yeni bir işte anayasada
bu parlamenter sistem başkanlık sistemiyle ilgili yeni bir düzenleme yaparım yarın başkanlık gibi. Bunlar için bu hamleler yapılıyorsa yazık olur. Peki şey soracağım. Devlet Bahçeli ile şahsen tanışıyor musunuz? Belli bir hukukunuz var mı? Yok. Benim yani şahsen Devlet Bey ile herhangi bir hukukum yok. Peki. Yani mecliste işte böyle merhaba. Yani onun ötesinde 5 dakika bile bir yüz yüze konuşmuşluğumuz yok. Keşke olsaydı, olabilseydi. Peki ama biliyorsun nasıl birisi olduğunu, siyasetini biliyorsun. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin bu eli uzatmasının şimdi politik anlamlarını konuştuk. Neler olabilir, ne olabilir vesaire. Evet. Sembolik olarak ne demek istersin? Daha önce şimdi, Ahmet Türk'le falan böyle bir takım şeyler olmuştu. Devlet Bahçeli'nin bu eli uzatması yeni değil. Biz parlamentodayken de yine böyle bir meclis açılışında gelip ön sıradaki arkadaşların hepsinin elini sıktı. Ahmet Türk cezaevindeyken verdiği demeçlerle yani yaşını işte kimliğini gerekçe göstererek çıkmasını sağladı. Yani bunlar Devlet Bahçeli'nin bu tip jest diyelim, bu tip jestleri yeni değil. Yani Ahmet Türk için de kullandı bu jestini. Daha önceden eğer jest diyebileceksek daha önce yine mecliste bizlerin yani parlamentoda olanların gelip açılışta elini sıkma şeklindeki jestini daha önceden de yaptı. Ama burada Bahçeli Tayyip Erdoğan'la konuşmadan bir mutabakat olmadan böyle bir hamle olacağını düşünmüyor. Ama şunu söylüyor. Bu yapılan hamle günü kurtarma kısa vadede işte bazı şeyler yaparak neticede önümüzdeki siyasi süreçte AK Parti ve MHP'nin ayakta kalmasını, Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesini sağlayacak hamlelere matufsa bu Türkiye'nin demokrasisi için yazık olur diyor. Daha ciddi, daha kapsamlı, tamam. Daha sevimli işler yapılması. Peki bir başka soru soracağım. Tam bunu en iyi bilenlerden birisin. DEM Parti, Kandil'in ve İmralı'nın onayı olmadan ya da onlara rağmen bir şey adım atabilir mi? Böyle şimdi siyasi. Bunu da çok tartıştı. Yani herkesin bildiği lafları bana söyletmek istiyorsunuz. Yok, böyle bir şey mümkün değil. Yok canım, şu anlamda şunu söylüyorum. Yani bu bir... Yani bunu sen en az benim kadar biliyorsun. Tamam. Okey. O zaman şuna geçelim. Şimdi demin dış şartlar demiştin. Amber'in Zaman'ın yazısında şöyle bir cümle var, mealen söylüyorum. Milis güçleri özellikle Hizbullah konusunda çok büyük darbe yiyen İran'da iktidar içerisinde bazı gruplar, özellikle devrim muhafızları PKK'yı kullanma önerisini dile getiriyorlar gibi bölgede. Bu sana gerçekçi gelir mi? Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Yani biliyorsunuz İran, Orta Doğu'yu destabilize etmek için, yani bunun Arapçasını da söyleyelim, istikrarsızlaştırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bütün güçleri kullanıyor. Yani Kandil'in de bugün önemli bir kesimi İran'ın kontrolünde. Bunu da herkes biliyor. Herkesin bildiği bir şey. Yani senin de bildiğin bir şey, benim de bildiğim bir şey. Ama burada İran gittikçe daralıyor, kolu kanadı kırılıyor. Yani bırakınız PKK'yı veya bir başkasını işte kullanma veyahut da işte tekrar böyle büyük hamleler yapma. Lübnan'da işte Filistin'de yani Hamas'a verdiği desteği sayarsak Suriye'de bir şey yapamıyorsun. Daha ileri şeyler yapabileceğini de ben tahmin etmiyorum. Yani bu da benim bir tahminim. Tutar tutmaz ayrı bir tartışma konusu. Yani İran bunları isteyebiliyor. Eski tabirle tevessül edebilir, yani yönelebilir bu tip şeylere, politikalara ama ben bu konuda bir güç sergileyebileceğini tahmin etmiyorum. Tabii esas sorun şu an biraz evvel bir şey sordun. İşte Kandil'le Öcalan'dan ayrı bir şey yapabilir mi? Çözüm sürecinde Öcalan, yani ben daha politik bir cümle kurayım, direkt şahıs ismi belirtmeyeyim. Öcalan devlet güçleriyle anlaşmıştı. Yani o zamanki başbakanın adını vermeyeyim direkt. Öcalan anlaşmıştı. Başkanlık sisteminde AK Parti desteklenecekti, işte Erdoğan desteklenecekti ve bunun
karşılığında da çözüm süreci başarıya ulaşacaktı. Silahlar susacaktı. PKK gerillaları Türkiye dışına çekilecekti ve bir yumuşama sürecinde adım adım bir şeyler olacaktı. Öcalan'la işte devlet güçleri bu konuda anlaşmışlardı açık ve net. Bunun aksini iddia eden varsa çıksın desin ki yalan. Bütün görüşme notları görüntülü olarak, sesli olarak, yazılı olarak duruyor. Devletin elinde de var, PKK'nın elinde de var. Ama belli güçler bunu bozdu. Yani Kandil'de bunu bozanların arasında yer aldı. Türkiye'deki derin devlet, Kemalist işte kadrolar, Gülen cemaati, Amerika, yani kimler bozdu derseniz içeriden ve dışarıdan birlikte bozdular. Onun için bugün Öcalan'ın getireceği çözümlerle, Öcalan'ın söyleyecekleriyle Kandil'inki de birebir aynı değil. Yani keşke Öcalan tekrar rahat konuşabilse, tekrar siyasi sahaya inebilse. Yani böyle aracılarla, tefecilerle değil de direkt olarak kendi görüşlerini bir şekilde çözüm sürecinde olduğu gibi ifade edebilse iş daha da kolay olacak. Yani efendim Kandil ne diyor, Dem ne diyor, kim kimi dinliyor, niye dinliyor, niye dinlemiyor, kim kimi kandırıyor, hükümet ne diyor. Yani bu aracılar, tefeciler ortadan çıksa çok daha net konu anlaşılacak, atılacak adımlar da başarıya ulaşacak. Peki nasıl toparlayalım Altan? Yani diyorsun ki pek sanmıyorum ama inşallah hayırlara vesile olur diyorsun. Özetle böyle özetleyebilir misin? Ben böyle köklü bütün Orta Doğu'yu Türkiye'nin 50-100 yılını şekillendirecek bir hazırlık olduğunu görmüyorum. Yani ben görmüyorum diye yok da demiyorum. Ben görmüyorum. Belki benim gözlerim görmüyor. Yani miyopluk var, hipermetropluk var, neyse uzağa da yakını da belki göremiyorum. Ben böyle bir hazırlık, böyle bir çaba görmüyorum. Ama tekrar şunu söylüyorum, bunun mutlaka olması lazım. Günü birlikten bir adım öteye gidebilse bu yine şans. Yani hepimiz için şans. Bu şansı da ben şahsen desteklerim. Çok sağ ol Altan, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim, hayırlı yayınlar dilerim. Sağ ol. Evet, Altan Tan'la Devlet Bahçeli'nin uzattığı el nelere yol açabilir? Bunu konuştuk. Özetle pek bir şey çıkma ihtimali olduğunu düşünmüyor Altan Tan ama temenni ediyor. Neydi? Bir Kürt olarak ben senin beni sevme ihtimalini sevdim. Yılmaz Erdoğan'dan hareketle bunu söyledi. Evet, Kürtler bir şekilde yakınlaşma bekliyorlar ama burada siyasi hesapların daha fazla olduğunu Altan Tan da söyledi. Bakalım neler gelişmeler neler gösterecek. Altan Tan'a çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.